Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar diliyorum. Hayırlı cumalar. Türkiye'den, İstanbul'dan kocaman selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Epey soru birikmiş DM'de. Ben de bir canlı yayın yapıp sorularınıza dönüş yapmak istedim. Epeydir de canlı yayın yapmadık zaten. Biraz konuşalım. Sıcaklarla aranız nasıl? İstanbul cayır cayır yanıyor. Ne durumdasınız? Ses verin bakalım. Hoş bulduk Deniz Hanım. Seda Hanım. Selam Semra Hanım. Çok sıcak yanıyoruz. İstanbul yanıyor. Evet. Çok sıcak Fatma Hanım. Gerçekten ben de İstanbul'dayım. Ciddi bir sıcak var. 2 gündür. Dün gece sıcaktan uyuyamadık hatta. Gözlerim şiş gördüğünüz üzere. Merhaba Nermin Hanım. Nerelerden katılıyorsunuz? Sıcaklık ne durumda? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne durumdasınız? Menekşeleriniz ne durumda? Ben biraz siz yazana kadar biraz genel durumdan bahsedeyim. Biliyorsunuz yaz mevsimindeyiz. Sıcaklıklar başladı. Ben klima kullanmıyorum. Sulama işini neredeyse aşağı yukarı gün aşırı yapmam gerekiyor. Çünkü az suluyorum. Yaz mevsiminden dolayı yaz mevsiminde menekşeleri normal kış mevsiminden daha az, yarı yarıya daha az sulamak gerekiyor. O yüzden sık sık az az suluyoruz. Öyle olması gerekiyor. Çünkü çok sulandığı zaman kış mevsimindeki gibi olmuyor. O su sıcaktan dolayı menekşeleri haşlıyor köklerini ve menekşe çürüyor. Şu andaki sıcaklığı söylüyorum ben size bakın. 30 derece neredeyse. Sıcaklık burada zaten. Neredeyse 30 derece olduğu gibi bir şey. Normalde 28'i geçmiyordu. Ama 2 gündür çok sıcak olduğu için 28'i geçti maalesef. Daha da sıcak olursa yandık. Çünkü sonbahara çıkamayabilir menekşeler. Bakacağız, göreceğiz. Ben ölenleri topluyorum, yaşayanları suluyorum. Öyle bir gün geçiriyoruz. Şöyle neredeyse sürekli yaprak topluyorum şu şekilde. Şimdi size yapacaklarınızı da anlatayım. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde çürümeler, erimeler. Yapacaklarınız bu sıcaklarda yapmanız gereken daha doğrusu az sulamak. Az az az. Yani normal suladığınızın yarım miktarında az sulamak ve gece sulama yapın. Gündüz sulama yapmayın arkadaşlar. Gündüz çok sıcak olduğu için yani normal zamandan daha sıcak olduğu için gündüz daha ciddi şok yaşıyor menekşeler. Sulamayı gece saat 12 gibi yapmaya gayret gösterin. Yani günün içine nazaran daha serin oluyor gece. Olmuyor da işte yani güne nazaran daha serin oluyor. Sulamayı gece yapın. Az yapın. Sık sık yapın. Sık sık dediğim abartmayın yani. Toprak kurudukça olacak da. Sulamayı o şekilde yapın. Bu şekilde az önce size gösterdiğim yapraklar gibi yaprakları gördüğünüz zaman üzerinde bırakmayın. Mutlaka temizleyin. O yapraklar mantari bir enfeksiyon oluşturuyor. Diğer yapraklara dokunduğu zaman diğer yaprakları da çürütüyor. O yaprakları düzenli olarak gördüğünüz zaman mutlaka temizleyin. Ellerinizi dezenfekte edin. Bu temizleme işlemini yapmadan önce ya da bir eldiven falan giyebilirsiniz. Hijyenik yani hijyenik şey yapın, işlem yapın. Steril olsun kullandığınız alet, edevat ya da elleriniz işte öncesinde yıkarsanız çok iyi olur. Onun haricinde sardunyaları da gene özel tür sardunya bakıyorsanız, büyütüyorsanız direkt güneş ışığından koruyun. Özel tür sardunyalar diğer sardunyalara nazaran daha nazlı olduğu için şimdi hava sıcaklığından dolayı yapraklarda beyazlaşma oluşmaya başladı. Benimkilerde de başlamış çünkü. Muhakkak sizin de oluşmaya başlamıştır. Özel tür bakanlar için söylüyorum. Yaprakların içinden dışına doğru beyazlaşma oluşuyor.
Direkt sıcaktan, güneşten koruyun. Mümkünse o işte bulundukları yerin etrafına bu şey var. Sera bezleri var. Sera tülü diyoruz. Onlardan edinip önüne gerdirebilirsiniz. Güneş ışığını filtreleyen sera şeyler oluyor. Seralarda hani böyle üstüne gerdiriyorlar ya. Tül gibi işte bir böyle elek gibi bir şey. Onu gerdirebilirsiniz. Güneşi birazcık daha süzüyor. Daha iyi oluyor yani. O şekilde gerdirip koruyabilirsiniz. Onları da az sulayın. Ve gece sulama yapın. Sardunyalara da aynı şekilde gece sulama yapın ve seyrek. Ben bir haftada bir suluyorum. Seyrek ve az sulayın. Çok sularsanız kökler direkt çürüme yapıyor. İçten siyahlaşarak yukarı doğru çürüme yapıp sardunyalarda o şekilde ölüyor. Onun haricinde mum çiçekleri biliyorsunuz şu anda mum çiçeklerinin bayramı. Mum çiçekleri güneşi sıcağı çok sevdikleri için benim mum çiçekleri şu anda hepsi çiçekli zaten. Gayet memnunlar hallerinden. Çünkü onlar sıcağı seviyor. Sıcağı sevdikleri için onlar sıcak çiçeği. Menekşe ve sardunyalar maalesef çok da mutlu değiller. Şimdi mesajlarınıza bir bakayım ona göre. Sorularınıza dönüş yapacağım. İyi günler Emine Hanım. Konya'dan Konya'ya selam. Aksaray. Aksaray'a selam Mehtap Hanım. Türkiye'nin geneli yanıyor sanırım. Artvin'e de kar yağmış. Çok enteresan. Yüksek dağ bölgelerine. Dipten sulama yaptım bu hafta. 5 gün olmuştur. İnşallah ölmezler. Umarım ölmezler. 5 günde çok uzun aslında. Yani tamamen köklerin kurumasını beklemeyin sulamak için. Şok yaşıyorlar o zaman. Ben de kök çürümesinden ana menekşelerim öldü. İşte kök çürümesi genelde şoktan kaynaklanıyor. Az öncedeki söylediğim gibi çok uzun süre susuz bırakırsanız bitkiyi kökler kuruyor. İçi kuruyor yani. Sonra tekrar suladığınız zaman şok yaşıyor ve kök çürümesi oluyor. Çünkü çekemiyor. Kök kuruduğu için suyu çekemiyor. Kök çürümesi oluyor. O yüzden tamamen köklerin kurumasını beklemeyin sulamak için. Menekşelerimi köklendirdim. Şimdi saksıya dikebilir miyim? Şu anda tavsiye etmem. Çünkü şu anda mevsimi değil. Bir de arkadaşlar bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Şu anda benden menekşe sipariş etmeyin. Yani sanal dükkanımdan menekşe almayın. Havaların serinlemesini bekleyin. Çünkü kargoda telef olabilirler. Özellikle uyarı yapıyorum. Genelde de alışveriş yapanlara mesaj gönderip iptal ediyorum siparişlerini. Çünkü hava serinleyene kadar menekşe gönderimini durdurdum. Onu özellikle söylüyorum. Bir de şimdi yaprak soranlar var. Arkadaşlar şu anda benle ilgili bir durum değil. Yaprak almayın. Hiçbir yerden yaprak alıp boşuna paranızı harcamayın. Şu anda yaprak dikme mevsimi değil. Hiçbir şekilde sonuç alamazsınız. Alsanız bile yani devamı sağlıklı olmaz. Şu anda yaprak dikme mevsimi değil. Eylül'ün sonuna kadar yaprak alıp da kendinizi boşuna masrafa sokmayın. Yaprak gerçekten ciddi ciddi bayağı bir yaprak soran bir kitle var. Muhtemelen bilmiyorlar. Yeni takipçiler oluyor ya da işte menekşeyle ilgili ya daha yeni yeni çok bilgisi olmayan arkadaşlar yaprak soruyorlar. Yaprak sadece benden değil hiç kimseden almayın. Şu anda yaprağa vereceğiniz para direkt çöpe gider. Şu anda yaprak dikme mevsimi değil. Değişim için de uygun bir mevsim değil. Ha şöyle olur belki çok zaruri olur bir fide almışsınızdır. Ya da işte zaruri bir ihtiyaçtan dolayı değişim yapmanız gerekir. Toprağını hiç dökmeden başka bir yere geçirmeniz gerekir, transfer etmeniz gerekir. O şekilde yapabilirsiniz. Ama şu anda toprak değişimi, saksı değişimi, yaprak dikimi, mevsimi ya da ayı değil, Eylül sonuna kadar hiçbir işlem yapmayın. Bakın benim şu anda yaptığım tek işlem sulama.
Sulama, temizlik, işte ayda bir mite ilaçlaması gereken şekilde. Bir de şu anda ben gübre vermiyorum. Gübre vermeyi ben Nisan sonunda bıraktım. Şu anda gübre vermek de uygun değil. Vitamin, gübre araştırıp da işte çiçeğim neden açmıyor, işte ben de gübre vereyim, vitamin vereyim gibi şeylere girmeyin. Şu anda gübre vermek iyi değil. Genelde aşırı sıcak bölgelerde, eğer menekşenizi korumak istiyorsanız, aşırı sıcak bölgeler için diyorum, çiçekli bırakmayın. Mesela şu yeni çiçek açmış, çiçeklerini toplayın dipten. Üstünde çiçek olduğu zaman, çiçekli olduğu zaman hem sıcak bir yandan, hem çiçek açmaya çalışıyor bir yandan, daha çok enerji harcadığı için menekşenin ölmesi daha kolay oluyor. O yüzden çiçekli bırakmayın. Bu dediklerime lütfen dikkat edin. Hatay'a selam Semra Hanım, hoş geldiniz. Evet Adaş, mum çiçeği ne zaman açmaya başladı? Mum çiçeği şimdi açmaya ne zaman başladı? Benimkiler Nisan ayında başladılar. Normalde Nisan'da başlar, Mart sonu, Nisan gibi açmaya başlar. Eylül sonuna kadar devam eder. Devamlı açar yani. Selam Necla Hanım, hoş geldiniz. Kartal İstanbul. Hoş geldiniz Şahinda Hanım. Teşekkür ederim Nurgül Hanım. Gaziantep, Bulgaristan, Bulgaristan'a selam. Hoş geldiniz. Sardunyalar 2-3 saat sabah güneşi görmeli. Yoksa hiç güneş görmeden olur mu? Hiç güneş görmeden olmaz. Şöyle olmaz. Yani çiçek açması için güneş görmesi gerekiyor sardunyanın. Ama şimdi çok zaten çok sıcak ve yoğun bir sıcak olduğu, güneş olduğu için hani şu anda sadece aydınlık bile yetebilir. Benim şu anda güneş, o bahsettiğim az önce gibi, az önce bahsettiğim sera tülü gerdirdim ben önlerine. Güneşi sadece filtreleyerek alıyorlar. Yani direkt güneş almıyorlar. Çünkü güneş görmezlerse çiçek açmazlar. Şu anda benim sardunyaları hani çiçekten ziyade ölmesinler, yaşasınlar, ayakta kalsınlar diye tek gayretim öyle. Hani çiçek gibi bir gayem olmadığı için. Ama bazı bölgeler var. Mesela İç Anadolu, Karadeniz bölgesi. Oralarda şu anda o bu sıcaklık çok yoğun hissedilmediği için hani böyle yarı gölge, yarı güneş, o şekilde rahat bir yaz mevsimi geçirebilirler o bölgedekiler. Evet, yapraklar çürüyor demiş Gülber Hanım. Köklenmiyor şu aralar. Köklenmez yani şu anda, çünkü mevsimi değil. Şu anda her şeyin kuruma mevsimi zaten. Orak harman deniliyor ya hani. Ay ben de sabah yapraktan çoğalanlara ayrım yaptım. Derya Hanım, yıllardır takip ediyorsunuz beni. Aşk olsun yani. Benim menekşelerim çiçek açtı. Çiçek açtığı dalda yaprak var. İyi mi kötü mü? Anlamadım. Çiçek açtığı dalda yaprak var. Olur yani, sıkıntı olmaz. Bir sorun olmaz yani. Öyle menekşeler sürpriz yapabilir. Teşekkür ederim Yadigar Hanım. Selamlar. Hoş geldiniz. Ben İstanbul'dayım Ayşe Hanım. İstanbul'dayım. Teşekkür ederim Havva Hanım. Hoş geldiniz. Düzce'ye selam. Ama şu an Ankara yanıyor. Her yer yanıyor Yadigar Hanım. Her yer. Yani İstanbul'da farklı değil. Hatay'da çok güzel. Ama mis bugünlerde, sardunyalar dolu dolu açmış. Ne güzel. Ben sardunyalarımı içeri aldım. Evet, çok sıcak gerçekten. Ben içeride değil, ben mesela özel türleri ilk edindiğim sene dilinden çok anlamadığım için evin her tarafını gezdirmiştim özel tür sardunyaları. Çünkü yaprakları beyazlayarak ölmeye başlamıştı. Tabii dilinden anlamadığım için ne yapacağımı bilememiştim. Çok sıcak oluyor zaten İstanbul. Bir de nem daha iki katına çıkartıyor sıcaklığı. O yüzden ne yapacağımı bilememiştim. Ama artık dilini çözdüğüm için yerinden oynatmıyorum. Sera tülü aldım önlerine. Bir de işte dediğim gibi sulamaya dikkat ediyorum. O şekilde gayet güzel bir şekilde kış mevsimini getiriyoruz. İstanbul, evet. Şimdi gözüme ilişti, size de göstereyim. Bakın şöyle yaprakları gördüğünüz zaman üzerinde bulundurmayın, tutmayın yani. Bakın görüyor musunuz?
şöyle. Bunları asla üstünde tutmayın. Örnek gösteriyorum size. Böyle dipten mutlaka temizleyin. Kurumasını beklemeyin. Şimdi bu mantarı bakteri taşıyor. Bu eridiği için diğer sağlıklı yapraklara dokunduğu zaman o bakteri bulaşıyor. Ötekileri de çürütüyor. Tabi bu sıcaktan eriyor ama hastalıktan değil, sıcaktan eriyor ama çürüdüğü zaman mantarlaşma oluşuyor bitkide. Bir de menekşelerin birbirlerine değmesin. Yapraklar birbirine değmesin, birbirine dokunmasın. Yani demek istediğim, saksıların yaprakları diyelim ki şu şekilde birbirine şu şekilde temas etmemesine gayret gösterin. Özellikle aralarını açın, hava alsın. Özellikle raftaysa, yüksekteyse yere yakın bir yere koyun. Direkt güneş almamaları daha iyi. Aydınlık, sadece arada bir aydınlık yeterli. O şekilde bakım yapın. Yani serin olmasını istiyorsanız böyle yere yakın bir yerlere koyun menekşeleri. Dolaylı ışıktan bile faydalanabilir. Direkt güneş görmesin. Başka anlatacağım size. Biz sardunyaları saksıda değil, direkt toprakta ektiğimiz için hem büyümüş ve çok çiçeklenmiş. Ha şeyde mi, bahçede mi Semra Hanım? Bahçe sardunyaları zaten şey oluyor. Daha güçlü oluyor bahçe sardunyaları. Benim şu anda yan tarafımdaki arsaya ben mesela sardunya dikmiştim, bahçe sardunyası. Ağaç gibi olmuşlar, kocaman. Mesela bu güneşten, sıcaktan hiç etkilenmiyorlar. Direkt güneş bile görüyorlar ama ağaç gibi olmuşlar. Onlarda sıkıntı yok. Benim anlattığım özel türler. Özel türler çok nazlı. Aynı menekşeler gibi. Direkt güneş gördükleri zaman anında hemen yapraklar beyazlaşmaya başlıyor. Beyazlaşma başlayınca direkt ölmeye başlıyorlar zaten. Ben menekşelerimi sera yöntemiyle çoğalttım. Şu an kök ve yaprak verdi. Seranın ağzını 3-4 günde bir açıyorum. Terleme gidiyor. Tekrar kapatıyorum ama hiç su vermiyorum. Doğru yol izliyor muyum acaba? Siz nerede yaşıyorsunuz Yadigar Hanım? Yani şu anda serada yaşıyor olmaları bu mucize bu sıcakta. İnanılmaz gerçekten. Çünkü sera şu anda kesinlikle tavsiye edilmeyen bir şey. Nisan'dan sonra sera kesinlikle tavsiye edilmeyen bir şey. Menekşelere nem olsun diye yukarıdan su püskürtebilir miyiz? Aksaray'ın havası çok kuru. Aksaray'ın havası çok kuru. Şu anda öyle bir şey yapmayın Mehtap Hanım. Çok riskli. Sıcakta o buharlaşma yaptığı zaman yaprakları direkt çürütür. Ben zaten yaz kış fark etmez püskürtmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. Ama şu anda zaten neme de çok şey yapmayın. Önem vermeyin. Şu anda sadece sağlıklı kalsınlar kafi. Belki odanın içinden buhar, nem yapacak bir şeyler yapılabilir. Hani kettle'da su kaynatmak gibi şeyler yapılabilir. Ama yapraklara su püskürtmeyin. Evet, bahçede ağaç gibi. Evet evet, onlardan benim de var. Onlar zaten dayanıklı. Onlar için hiçbir sıkıntı yok. Merhaba Nesrin Hanım. Hoş geldiniz. Ceylan gözü sardunyalar çok nazlı oluyor. Ceylan gözü ben hiç büyütmedim. O yüzden çok bilgim yok. Ama dediğim gibi bu işte sakız sardunyadır. Özel tür sardunyadır. Onlar biraz daha nazlı. Ankara. Ankara yani serada şu anda Ankara'da vallahi maşallah bilemiyorum. Şu anda ağzını açmanız daha da şey olur ama bilmiyorum yani Yadigar Hanım, ben şimdi size ne desem şey olur. Çünkü sıcakta sera yapıp da kapağını açtığınız zaman direkt ya gidişata göre davranın. Çünkü Nisan'dan sonra zaten sera çok riskli. Kaç derece sizin orası sıcaklığı? Ankara tabi İstanbul gibi nemli olmadığı için biraz daha rahat ama sera yine de tüm Türkiye için şu anda sağlıklı değil. Odaya çamaşır serin bol nem veriyor demiş Yadigar Hanım.
Selam, hoş geldiniz Sevda Hanım. Ben menekşeleri kurtardım çok şükür. Maşallah Nesrin Hanım, gerçekten çok büyük emek verdiniz. Yani çiçeğini görmeden bir sürü şey geldi başınıza. Kutluyorum bu sizi. Yani bu kadar emek vermenizi gerçekten kutluyorum. Ciddiyim ya, bu kadar emek vermek. Geçen sene ben de çok sıkıntı yaşadım. Menekşe bakıp büyütmek gerçekten çok zahmetli. Ama işte sevince emek veriliyor. Yapacak bir şey yok. Uğraşıyoruz kendi çapımızda. Nesrin Hanım da gerçekten çok mücadele etti. Olur Yadigar Hanım, DM'den resim atarsanız bir bakalım. Diyarbakır çok sıcak. Çok az kalır. Felaket. Kesinlikle, yani oralar muhtemelen, zaten dün Adana 50 derece falan diyordu arkadaşlar. Ya o çevre zaten tahmin bile edemiyorum İstanbul böyleyse. 35-37 arası. Bizim burası da öyle ama demek ki Ankara'nın havası biraz daha kuru ya. Allah bravo yani. Çünkü sera işlemini ben neredeyse Nisan ortalarında falan tamamen bitirdim. Merhaba Semra Hanım. Menekşe yaprakları üst üste sıkışık ne olur? Hatice Hanım, üst üste sıkışıksa ışığı azaltın. Demek ki çok yoğun ışık alıyorlar. Hasta değillerse tabii. Yaklaşık 5 senelik mum çiçeğimiz var. Henüz çiçek açmadı. Toprak Uta Yusuf. Şimdi çiçek açmama sebebi, birinci öncelik, özellikle bana resim atanlar da takip ettiğim, gözlemlediğim kadarıyla en büyük neden, saksı çok büyük oluyor. Mum çiçeği büyük saksıyı sevmiyor. Şimdi sizin gözünüze çok küçük görünebilir ama ben mesela kocaman, neredeyse 2 metrelik mum çiçeğini bile şöyle 8 santimlik saksıda büyütüyorum. Özellikle söylüyorum. Saksı büyükse çiçek açmaz arkadaşlar. Mum çiçeği saksı büyükse çiçek açmaz. Boşuna yani yıllarca beklemeyin. Zaten mum çiçeği öyle hani şey gibi değil. Menekşe gibi, işte sardunya gibi bir an önce hemen yani şey yapayım da çiçek açayım moduna olan bir çiçek değil. Sadece yaz mevsiminde açıyor, sıcakta açıyor. Bir de köklerini doldurmadan çiçek açmıyor. İlla ki o saksıyı dolduracak. Kökler o saksıyı doldurmadan, o dış duvarlarına, saksının dış duvarlarına kökler değmeden çiçek açmıyor. Küçük saksı olması gerekiyor. Çok küçük olması gerekiyor. Yani zaten öyle hani çok fazla bir toprak seveyim de toprağın içinde yaşayayım gibi bir derdi yok mum çiçeğinin. 5-6 senede bir toprak değişim yapsanız bile önemli değil. Sadece saksı küçük olacak. Bir de en çok sevdiği şey güneş, sıcak. Şu anda mesela çok mutlu. Mum çiçekleri çok mutlu. Çünkü yoğun bir sıcak var, yoğun bir güneş var. Küçük saksı, bol güneş, bol sıcak. Yer değişimini sevmiyor. Fazla kurcalanmayı sevmiyor. Sulanmayı, çok sulanmayı sevmiyor. Dediklerimi harfiyen yerine getirirseniz, küçük saksı, bol güneş, bol sıcak, yer değiştirmeden bir yerde sabit, az sulayarak, seyrek sulayarak o şekilde devam ederseniz muhakkak açar. Ya açmaması için hiçbir neden yok. Ama şu anda saksı değişimi olmaz. Sonbaharda. Sonbaharda ve ilkbaharda değişim yapabilirsiniz. Bu sene artık zaten geçti. Çünkü şu anda değişim zamanı değil. Selamlar, menekşelerim beyaz olmuş. Yaprakları unlu sanki, ne yapmalıyım? Selam Günel Hanım. Beyaz olmuş derken şey mi? Unlu bitki mi yoksa külleme gibi bir şey mi? Nasıl bir şeyden bahsediyoruz burada? Tam olarak bilmeden size bir şey diyemeyeceğim. Maşallah Yadigar Hanım. Orkide ile ilgili bilgim yok. Yani orkide ile bravo size. Tebrik ediyorum. Maşallah. Elinize de emeğinize sağlık. Orkide ile ilgili zaten ben bir şey diyemem. Tebrik ediyorum sizi. Erbil daha sıcak. Dominik'ten sonra Erbil. Irak'tı sanırım Erbil. Ne kadar, kaç derece? (Gülüyor)
Gaziantep şu an. Bu arada Irak'a selamlar. Irak'a öpücükler gönderiyorum. Gaziantep şu an 45 dereceyi gördü. Of, bunaldık. İstanbul böyleyse Gaziantep'i falan zaten düşünemiyorum. Umarım klimanız falan vardır. Hatay'da 43 gördü. Of. Uyuyabiliyor musunuz? Ben dün gece sıcaktan uyuyamadım gerçekten. Bir aşağı indim, bir yukarı çıktım, bir öyle gittim, bir böyle balkon birazcık serindi. Balkona bir ara bir battaniye yatayım, yatayım diye düşündüm. Sonra sivrisinekler baktım her tarafımı yiyecek. Ona da cesaret edemedim. Benim menekşelerim hep çürüyor. Ne yapabilirim? İşte anlatıyorum onu. İsminizi tam Hasan mı? İsminiz tam okuyamıyorum ama onu anlatıyorum. Çürümemesi için az sulayacaksınız. Nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama Antalya gibi bir yerde yaşıyorsanız, klima falan kullanmıyorsanız zaten ne yaparsanız yapın. O Akdeniz bölgesi işte Adana gibi o dolaylar falan zaten hani bazı şeyleri tam doğru yapsanız bile yaşatamayabilirsiniz. Çünkü menekşe sıcağı sevmiyor. Ama normal işte hani 30-35 derecelerdeyseniz, öyle bir iklimdeyseniz az sulamanız gerekiyor. Sulamayı az yapın. Az 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 sulamayı az yapın. Kökleri tamamen kurumasın sulama yapmadan önce. Seyrek yapın, gece sulama yapın. O çürüyen yaprakları toplayın. Bir de yer bölgesini alın. Mesela ben şimdi özellikle hassas menekşeleri rafın altına koydum. Hani ışık şu anda çok önemli değil zaten. Yere koyun. Evet, hava çok sıcak. Ben de bilmiyorum ne yapacağız Ömür Hanım. Antalya çok sıcak. Çiçeklerim ölüyor menekşem. Geçmiş olsun Zehra Hanım. Maalesef hepimiz öyleyiz. Kökçürüğünü az önce anlattım Sayma Hanım. Kaçırdıysanız videoyu zaten kaydedeceğim. Tekrardan izleyip öğrenebilirsiniz. Mum çiçeği suyu da çok sevmez. Evet, suyu sevmiyor. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Çok sağ olun. Menekşeler için ne yapmalı sıcak havada? Onu anlattım az önce. Merhaba, benim Çin'in saksısı büyük, çok güzel çiçek açıyor. Güneşi bol mu oluyor ve kaç senelik? O da önemli. Eğer saksıyı doldurduysa kökler zaten açar. Hani belirli bir zaman geçtiyse ve kökler saksıyı doldurduysa açar zaten. Mum çiçeğim beyaz pamukçuk olmuş. Ne yapmalıyım? Beyaz pamukçuk, zira ilaç kullanacaksınız. Çok farklı şeyler. Hani bu sirkeli su falan, onlara itimat etmeyin. Onlar bitkiye zarar veriyor. Zaten başka bir şey yaptığı yok. Ben yıllar önce denedim onları. Size tavsiyem, zira ilaç satan bir yerden ilacını alın, ilaçlayın, kurtulursunuz. Selam, neden arkadaki menekşelerde ışık led? Normalde bunlar da yanmıyordu. Canlı yayın için açtım. Çünkü kısa yakıyorum şeyi, ışığı, hava sıcak olduğu için. Rica ederim. Akşam suladığım menekşe toprağı sabaha kuruyor. Tekrar sulamalı mıyım? Yer Adana. O zaman her akşam sulayacaksınız. Gün içinde sulamayın. Gün içinde sulamayın. Akşam suladığınız sabaha kuruyorsa her gece az 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 o şekilde sulayabilirsiniz. 48 derece. Of. Klima falan var mı? Irak yanıyormuş gerçekten. Korkunç. 48 derece. Ne öyle? Konya çok güzel. Püfür püfür esiyor. Maşallah. Konya evet öyleymiş gerçekten. Konya'da menekşe yetiştirenler var, böyle takipçilerimden falan bazen fotoğraf atıyorlar da maşallah. Konya'ya mı yerleşsek, ne yapsak? Benim de orkidelerim, menekşelerim, sardunya ve kaktüs çiçeklerim vardı. Depremde hepsini, geçmiş olsun Semra Hanım. Çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Merhaba Semra Hanım, sizi çok seviyorum. Çiçeklerin meleği. Teşekkür ederim Şerife Hanım. Çok sağ olun.
Semra Hanım, külleme hastalığına yakalanmıştı. Zira ilaç kullandım 3 kez. Şimdi sağlıklı yapraklar. Ondan üst üste ondan olmuş olabilir mi? Üst üste olmasının külleme ile bir ilgisi yok. Ya külleme hastalığı üst üste yapmaz menekşelerin yapraklarını. O ışıkla alakalıdır. Işığı azaltın. Mite olsa mite de olabilir belki. Hani mite çünkü yaprakları deformasyon ediyor. Bozuyor yaprakları ama külleme hastalığından öyle bir şey olmaz. Geçmiş olsun bu arada. Vantilatör açıyoruz. Çadırda yaşıyoruz. Bu sıcaklarda felaket sıcak. Uf. Bana bir takipçim yazmıştı. Klimalı çadırda yaşıyoruz diye. Klima yok mu sizin de? Nereden yazmıştı ya? Tam şimdi hatırlamıyorum da. Çadırda yaşıyoruz ama klima var falan demişti. Yok mu klima sizin? Mersin'deyim. Menekşeler klimalı odada kalabilir mi? Şimdi şu anda menekşelerin durumu ne durumda? Fatma Hanım, birden klimalı odaya alırsanız ölebilir. Çünkü ısı değişimini, ani ısı değişimini menekşe sevmiyor. Çünkü ben geçen sene evime klima taktırdım. Bunu belki siz bilmiyorsunuz. Eski takipçilerim biliyordur. Ani ısı değişiminden birçok menekşemi kaybettim. Hani bazen klima da aç kapa yapıldığı zaman işte ani değişim, ani ısı değişiminden şok yaşayıp ölebiliyorlar. Ani olarak şu anda eğer durumları iyiyse dokunmayın derim. Bu geçiş dönemini, klimalı odaya geçiş dönemini havalar bu kadar sıcak olmadan yapılsaydı daha iyi olurdu. Batman 42 derece yanıyoruz. Bir gram esinti yok. Of, demek ki bazen işte yani İstanbul sıcak diyorum da işte bazen böyle duyunca da şükrediyorum. Sabırlar diliyorum gerçekten. Sen ışıksın zaten. Nigar'cığım öperim gözlerinden. Az önce söyledim arkadaki raflarda neden led yanmıyor? Çünkü çok kısa saatler yakıyorum. Mesela kışın 10 saat yakıyorsam şimdi 5 saat falan yakıyorum. Teşekkür ederim Emir Hanım. Çok sağ olun. Ben de sizi özledim ve özlediğinizi de bildiğim için. Hani ben mesela bayram tatili olsun, yaz tatili olsun ben bir yere gitmedim. Evdeyim zaten. Bu kadar bitkiyi nereye bırakacağım zaten? Bırakma gibi bir şansım yok. Sürekli evdeyim. Hani tatile matile falan gitmedim zaten. Bir de çalışıyorum ekstradan. O yüzden bir yere gitmedim yani. Ama şey, zaman bulamadım. Yani canlı yayın yapayım işte bir şeyler yapayım gibisinden zaman bulamadım. Çünkü gerçekten çok yoğun işlerim. Mümkün olduğu kadar canlı yayına önem vermeye çalışıyorum. Çünkü DM'den de çok soru geliyor. Bir de hani böyle canlı yayın yapmayınca, birebir iletişim kurmayınca insanlar da direkt yazmaya şey yapıyor. Biliyorum, fark ediyorum ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum iletişim kurmak için, size de yol göstermek için. Çünkü çoğu takipçim bazı şeyleri tam bilmiyor. Yeni takipçilerim var. Mesela işte az önceki söylediğim gibi kış şu anda yaprak dikileceğini zannedip yaprak soranlar var. Arkadaşlar boşuna masraf yapmayın. Yani bedava bile olsa şu anda yaprak dikmeyin. Şu anda yaprak dikme zamanı değil. Boşuna zahmetinize yazık. Eylül sonunu bekleyin. Artık ondan sonra istediğiniz gibi yaprak dikebilirsiniz. Benim menekşeler konuşuyor bile. Maşallah. Dilde mi öğrettiniz? Merhaba, Ankara'dan selamlar. Menekşeleri evimin en serin yerine aldım. Cam 24 saat açık. Evin içi 27 derece. Çok güzel. 28 dereceyi geçmediği sürece gayet güzel Selma Hanım. Semra Hanım, mum çiçeği uçlarını eklediğimiz zaman büyümez diye biliyoruz. Öyle bir şey yok Bahtiye Hanım. Tamam, strese giriyorlar ama ellediniz diyelim ki ucu kurudu veyahut işte kırıldı ucu, bir şey oldu. Orayı kesin bir şeyle, temiz bir aletle, işte makasla, steril olsun ama ya da işte elinizle kırın, temiz olsun ama. Dediğim gibi sonradan başka yerden sürgün veriyor. Eğer mum çiçeği olduğu yerde mutluysa, seviyorsa yerini, ucuna dokundum da küstü de büyümez de, öyle bir şey yok, inanmayın onlara.
Benim menekşemi biraz güneş yaktı. Sizce toparlar mı? Eğer üzerinde yeşil yaprak varsa o yakan yerlerini toplayın, toparlar. Ben Arabistan'dayım Semra'cığım. Menekşeler bahçelerdir. İyiymiş yani sizin durumlar. Klimam yok canım. İlginç. Demek ki bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Çünkü var diyenler olmuştu. Keşke Konya'ya gelseniz. Siz Konya'da mısınız Şerife Hanım? Hemen bir tarla ayarlayın. Bir sera kurayım şöyle. Çok güzel olur. Zaten şu anda var Onur Bey. Arkadaki menekşeler zaten satışta olan menekşeler. Ama dediğim gibi şu anda menekşe almayın. Hiçbir yerden almayın. Online satış olan hiçbir yerden menekşe almayın. Sadece kendim için söylemiyorum. Çünkü kargo için çok riskli şu an. Sizin elinize ulaşana kadar hepsi çürür, erir. Hava serinleyince sanal dükkandan bakarsınız. Hangisini almak istiyorsanız beğenirsiniz, seçersiniz. İster bana DM'den yazın, alın. Zaten kargo sabit. Sanal dükkandan da alsanız 55 lira. Benden DM'den yazsanız da 55 lira. Fark eden bir şey yok. O şekilde istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Ama hava serinlemesini bekleyin. Semra Hanım, bu bilgi ve tecrübelerinizi YouTube'da kendi kanalınızda paylaşabilir misiniz? Güzel tecrübeleriniz var ve güzel ilgili takipçileriniz var. Tecrübelerinizi çok samimi aktarıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. YouTube kanalımda da aktarıyorum aslında ama epeydir video çekemedim YouTube'a. Çünkü vaktim yok çok. Ama YouTube'a devam edeceğim. YouTube benim için ilk göz ağrım zaten. YouTube'da bırakmış değilim yani. YouTube benim için çok kıymetli. Zaman buldukça video çekmeye çalışacağım. Teşekkür ederim ilginiz, alakanız için. Evet Semra Hanım, hemen ayarlarım. Hemen ayarlarım. Tamam, tarlaya şey yapın, ayarlayın, geliyorum. Evet arkadaşlar, var mı başka sorunuz? Biraz böyle sıkıştırılmış bilgi olarak aktardım. Belki unuttuğum şeyler olabilir. Videonun altında da yorum olarak da sorabilirsiniz. Ben cevaplamaya gayret göstereceğim. Ara ara yine vakit buldukça canlı yayın yapmaya gayret göstereceğim. Bu ara zaten sulama dışında bitkilerle ilgili bir şeyim yok. İşim yok. Yine akşam olsun, sabah olsun, gündüz olsun canlı yayın yapmaya gayret göstereceğim. Teşekkür ederim katıldığınız için, burada olduğunuz için, benimle olduğunuz için. Hepinizi çok seviyorum. Benimle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kocaman selamlar, sevgiler.